Selam efendim. Yeni bir videoya yepyeni bir porridge videosu. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız bu oyunun videosunu çekmiştim. Tadımlık oyunu serisi olarak. Demiştim 30 beğeni gelirse devamını çekeriz demiştim. Save'imizde bırakmıştık. Olduğu gibi. Ona devam edeceğiz şimdi gençler. 30 beğeni geçeli çok oldu aslında ama ben bu seriyi çekme fırsatı yeni buluyorum. Bir 20 dakikalık bir ilk bölüm olacak. Benim uyumamdan dolayı biraz uyumuşuz. Zaman yok olmuş bende. Fokusu yetiştiremeyeceğiz. Gerçekten çok sıkıntı. Yani gerçekten birkaç saatlik uykum hayatımı mahvetti şu an neredeyse. Neyse. İşimiz gücümüz vardı. Şimdi hepsini bir daha yapmamız gerekecek. Mecbur sabah 7-8'e kadar uyanık kalacağız yine. Neyse. İşte Berk olunca 3 saatlik uykunuz böyle hayatınızın yarısını ama gününüzün çok büyük bir kısmını yok ediyor. Hayatınızı demeyelim de şimdi. Çok iddialı olur. Burası da mıydı kaldık biz? İki tane 7 seviyelik şey var. Keşke 8'de bırakaydık. 37 var, 39 var. Bu muydu, bu muydu? Sanki buydu gençler. Niye buydu diyorum. Bu muydu ya? Bu da olabilir. Bir dakika abi. 37, 39. Bir bakalım abi. Burasıydı değil mi? Evet. Burası, burası. Doğruya girmişiz. Yukarıdakiymiş. Doş tuşu. Lan doş tuşu neydi? Lan lan. Lan doş tuşu neydi lan? Ha. Boş boşu canımız gitti zaten ya. Doş tuşunu arayanı kalır ben. İnsan B tuşuna koyar. Sağınlığa koymuşlar. Orada içim ağrıyor. Bu arkadaşı biz şey toplayacaktık şu an o zaman. Büyü peri. Oğlum ismini niye aklıma gelmedi öyle ya? Şimdi efendim. Ne yapıyorduk abi? Senemiz bu şudur budur. Kır abi. Bir şey aklına gelmiyorsa kır boyunda öyle. Bunları asla eritebiliriz. Görmüşken. Yeni gibi yine uzun süredir oynamıyorum. Profesör Okan da yanımızda değil. Bir şeyler de vermeliyim. Okan büyük ihtimal yarın ya da öbür gün Hollanda'ya gidecek gençler. Uzun bir süre kendisiyle görüşemeyeceğiz. Neredeyse bir sene. Bir 10 ay sonra falan ama. Ben Hollanda'ya ben de gidebilirim arkadaşlar. O geleceğini düşünmüyorum. Ondan umudu kestim ben gelecek olsun ama. Ben gidebilirim Hollanda'ya. Oyun bitti. Lan. Harbi bitmiş. Şimdi. Envanter. Nasıl açılıyordu? Şöyle. Alışman lazım kontrollerini tekrardan. Yemek. Neredesin? Ben kısa yola koymamış mıydım ya yemeği? Neyse koymamışım. Yemek! Ulan. Hatta şu zaman kısa yola koyayım. Nasıl yapıyorduk o işi biz? Araç çubuğunu ekle. Tamam. Oha 13, 13, 813 gibi gördüm bir anlık. Dedim ne oluyor anasını satayım. Bu arada Fenerbahçe transfer yapmadım. Telefona falan bakmadım. Daha saate baktım. Çat diye video başladım gençler. Uyudum fark edince. Diego Rossi gelmiş olması lazımdı. Onunla işte imza, resmen imza atıldım falan yani onu bilmiyorum. Ya da yeni bir transfer falan geldiyse onun da haberim yok. Ki deadline'dı galiba transferde bu yani son gündü. Galiba. Her yerde deadline yazıyorlar çünkü. Ben yarın diye biliyordum. Ya işte yarın galiba şey, Avrupa'ya yazılacak son. Olabilir. Vay be. Vay yavrum vay. Kır abi bunları. Kır 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 kır. Abi paramız kaç bizim? 60 mı 10 mu? 10. 62 adımındaydı. Anladığımızı genişletmek için birazcık lazım. Ama öncelikle bize peri lazım arkadaşlar. Peri değil aslında o şey ya onlar. Böcek, şey böceği, uçan ateş böceği, ateş böceği. Şunu da alayım. Bu arada kadroja giriyoruz değil mi?
Kaldırıcı giriyoruz. Biraz fazla mı karamsarız biz? Karamsar dediğim de şey yani... karanlık. Yoksa ruh hali olarak demiyorum. Öyle bir şey anlamayın. Şöyle sanki bir tık daha mı iyi? Bu ne lan? Üf öldüm. Üf öldüm. Birazcık yükseltmeye çalışıyorum lan. Ah, şöyle. Sanki böyle daha iyi değil mi? Oğlum benim ışığım... Rengim böyle mi niye gösteriyor? Ay ya, ilginç. Ben şu an ne durumdayım oğlum? Beyaz gibiyim abi. Böyle... Puhafım. Neyse. Yemek ye. Ham. Neyse ilerle. Uykudan çıkmış belki gençler. Göster özel özel kişidir kesin. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aa elmas. Oğlum bak yemeyin beni yemeyin. Bu demir değil mi? Pardon. Pardon demir değil. Demir bu elmas değil. Kafa karışıyor bazen. Tabi yeni uyanınca bir de Forage'da bir süre oynamayınca. Böyle kafalar karışıyor. Onları alayım abi. Ben bir işleme geçeyim. Fırındır mıdırındır şudur budur. Bir şeyler yapayım. Bu arada bizim şey yapmamız lazım. B. Şuradan bir... Bu değil be. Alet. Ha beceri almamız lazım gençler. 4 tane... Ha bir an 2 tane alacağım sanırım. Şimdi abi 1 puan tane beceri puanımız var. Pazarlık, tekstil, zanaatkarlık, marangozluk, toplama, avcılık, dövüş, simya, depolama, bankacılık. Ben... Pazarlık fena değil, tekstil fena değil, sanat. Ben bir tekstil yapıştıracağım genç. Böyle çizmeyi ve eldivenleri açarmış. Çizmeyi ve eldivenleri açarmış. Bu arada sivilce patlatır gibi cidden. Kendileri açılıyor. Güzel. Şimdi tekstil geldi, kumaştır, şudur, bu falandır. Bir bakalım abi. Pişmiş et, iyi olurdu. Çelik falan yapabiliyoruz aslında. Çelik ne işimize yarayacak bizim? Cam için ne lazım? Kum, kömür. Neyse biz demir işleyelim abi. İşle demir, sen gel, altın işle abi. Maksimum nasıl işliyoruz? Maksimum işle abi. Aynen. Bunlar işleye dursunlar. Bizim envanter ne kadar dolu? Bayağı bir dolu. Depolamayı da açmamız lazım. Bize şey falan da lazım aslında. Sandıktır falandır. Neyse onu halledene kadar... Reis'i halledelim de. Abi ne? Pelte. Bu arada dişim de ağrıyor. Neden bilmiyorum. Üstüne mi yattım, ne yaptım? Abi şimdi şu değil, ya da şu doğru. Buradan endüstriyel falan var abi. Dikiş merkezi var abi. Dikiş merkezi için tuğla lazım. Elyafla, elyaf bayağı var. Odunumuz yeteri kadar var. Ama bu arkadaşın tuğla da yapması lazım. Tuğla nasıl yapacağız? Tuğla. Tuğla demelde burada yapmamız gerekir. Bakayım tuğla nasıl yapılıyor. Tuğla yapabiliyoruz evet. Kaç tane lazım? 4 tane lazım. Yapıştır abi. Bunları işleye dur. Belki daha fazla da yapabiliriz aslında tuğla. İhtiyacım da olacak diye düşünüyorum. Çiftçilik alanında köprü, dalyan. Dalyan neydi abi? Otomatik olarak balık avlar. Balık avlaması önemli bir şey tabii. Yemiş lazım onun için. Yemiş bulmamız lazım. Yemiş bulursak iyi olacak. Büyülü şeylerden şu an yapamıyoruz. Onun dışında da bir şey yapamıyoruz zaten. Peki. Ha yemiş. Yani iki tane daha kaldı yemiş. 4 tane yemiş lazım bizim. O sırada biz yemek yiyelim. Ham. Yemiş yeme. Yemiş önemli. Yemiş kim bulmuş da sen yiyeceksin belki. Altın yemek gibi bir şey bu yemiş yemek. Şöyle. Benim kamera sizi rahatsız etmiyor değil mi? İnşallah rahatsız etmiyordur. Şu an bir şey kapattığını düşünmüyorum kameranın ama. Bir şey kapatıyorsa affola efendim. Anlayamadık. Diyelim. Değil mi? Abi 20 dakikada çok az ya bu oyun için. Yarın bir piksel mi atarız? Onun ardındaki yine Forage atarız gençler isterseniz. Forage'ı çünkü ben çok seviyorum oynamayı. Siz de ilk bölüm, ilk tadımlık videosuna göre seviyormuşsunuz galiba. Yemiş bu arada tamamlandı. Yemişle bir hemen şey yapalım. Öncelikle şunu yapalım abi. Şuradan çiftçilikten hemen otomatik balık avlama şeyini yapalım. Buraya koyalım. Balık önemli, yemek sonuçta bizim için.
bağlı kalmayacağız dışarıdan bulduğumuz otomota. Ekonomik alanda ne yapabiliyoruz bu arada? Pazar. Bazar. Bazar. Ve satım alımında kullanılır diyor. Deri lazım, tuğla lazım falan filan. Deri için zaten makinemizi şimdi vereceğiz. Deriyi bu halledecektir. Ya şimdi bu nasıl halledecek lan? Bize hayvanat deri için. Olsun. O fazla mı kaçıyor elimi gösteriyor ama yok. Buraya koyacağız mecbur değil mi? He. Böyle. Sanki biraz önde gibi ya. Neyse yapısı herhalde. İplik. İplik işle. Bir tane işlem oğlum. Yarım işle. Mesela değil mi? Deri işine lazım bize. Post lazım işte. Hayvan o yüzden lazım bize. Seviye atladıkça yeni şeyler mekanda üremeye başlıyor ya da farklı şeyler koyduğun zaman falan. Mesela bunu koyduğumuz için belki post üretebileceğimiz bir hayvan çıkacaktır. Bu ne abi? Buğday. Evet. Keloğlan'ın değişimi buğday. Yeşilçam filmlerindeki Keloğlan'ı bahsediyorum bu arada. Hatta filmindekinden. Yeşilçam filmi olandan. Hop, bunun yemek mi ihtiyacı var? Bunu bir şey yapmamız lazım. Özür dilerim. Ekstra bir şey falan yerleştirmemiz gerekiyor muydu diye hatırlamıyordum. Onu bir bakayım dedim. Yok. İşte bakmasan daha iyiymiş. Açız, açız. Bak iki tane ısır abi. Reis ne yapıyorsun? Abi bize şey lazım işte o ateş böceklerinden lazım. Ateş böcekleri de yok anasını satayım. Cidden yok ki yani. Ben şu an göremiyorum. Çek alma abi. Bunu al. Çek şu an lazım mı yoksa? Şuradan inşaat et deyip endüstriyel ekonomik çiftçilik fırın ocak. Biz nerede yapıyorduk bu ar pazardan mı bakıyorduk arkadaşlar? Şurada mı bir şey vardı? Sandık. Bir yerde sandık vardı sanki be. Dolap. Yukarı çıkamıyoruz. Sandık lazım bize ama onu belli yani. O Allah'ın emri. Seviye atlayalım da şey verelim. Depolamayı verelim arkadaşlar. Bize sandık lazım. Sandık olmazsa öleceğiz izleriz demiş. Yemin ederim öyle. Şimdi bu kömürlerden alalım. Yemişimiz var. Ondan da alacağız. Enerjim azaldı diyor. Yakalamış bu arada balığı. Hemen balık yapalım. Envanter dolmuş mudur? Yok, birazcık daha var. Şunlar hemen bir altın işlesin maksimum oranda. Çelik de lazım olsa değil mi bize zaman zaman? Çelik de işle abi. 5 tane çelik işle mesela değil mi? Bunları yaparken, tüm bunları yaparken de Bursaspor'a destek verebiliriz arkadaşlar. Şu bir alalım. Bize daha böyle güçlü kazma lazım. O da zamanla gelecektir. Şöyle güzel. Şöyle güzel. Tuğla. Yap abi. 8 tane tuğla. Biraz daha yavaş işleniyor ha. Harbiden ha. Normalde çatır çutur işler. Bunun gibi. Yavaş işleniyor abi demek ki. Yani anladınız mı? Tesisi büyük bir şey. İlerleyemeyiz. Gençler. Hop hop hop. Yorulmuş. Bizim oğlan yorulmuş. Bu arada acıkmış da bizim oğlan. Onu fark ettim. Bu bitsin de şey yapacağım. Yemek koyacağım. Balık. Şimdilik bize ne lazım? Bu. Kullan abi. Aç ayı oynamaz derler. Biz daha iyiyiz evet. Yedik yedik. Bitti bitecek abi. Bitti bitecek. Bekliyorum kaplarında. Güzel. Pişmiş balık yapalım abi efendim. Pişmiş balık önemli. Balımızı yaptık. Yapacağız ya da yapacağız. Yemiş de bayağı bir oldu aslında. Yemiş varken hazır. Bir tane daha balık şeysi yapabiliriz. Balık çünkü bize güzel bir yemek kaynağı olacak belli oldu. Kaç veriyor abi mesela? 20 fena değil. Yemek güzel bir yemek kaynağı olacaktır bize. Çiftçilikte geliyordu galiba değil mi? Dalyan. Evet Dalyan'ı ben bir tane daha koyalım. Aha burası gayet müsait. Seviye 9 olduk. Hiç bekletmeden şöyle hemen Arledevat'tan
Bayağı bir de açılmayan şey var ha, farkında mısın? Silahlar falan. Güzel. Becerilerden bir depolamayı verelim abi. Depolamayı verelim. Neredesin depolama? Depolama, depolama. Ekonomi anlamında biz ne yapmıştık abi? Anında 40 kuruş, ocaklar ömür sürende fazladan dur. Takas, takas dedik. Pazarlıkları açar. Bankacılık, depolamayı verelim hemen. Depolama önemli. Mahzenleri açarmış. Bu neymiş abi? Kumar. Mantık. Biz para niye üretmiyoruz aklıma gelmişken gençler? Para üretsin bu. Para. Çelik, altın. Külçe. Pişmiş et. Biz parayı nasıl üretiyorduk ulan? Bir dakika, bir dakika şimdi. Biz parayı nereden üretiyorduk be? Biz para üretmiyor muyduk be? Bu şekilde. Habere daldık. Ekonomik mahzen. Öyle alım satımda kullanılır. İlave depolama alanı sağlar. Mahzeni alacağız da. Endüstriyel. Biz para nerede üretiyorduk be? Allah Allah. Abi para nasıl üretiyorduk biz? İlginç. Bu arada gel. Nasıl alacağım bunu? Aa, bunun için şey lazım. Toplayıcılıkta şey. Galiba toplayıcılıktaydı. Ondan şey lazım. Mahzen yapalım abi bu arada. Ne oldu baksana. Mahzen içinde tuğla lazım iki tane daha. Hemen işle. Abi yemiş de yani. Bayağı oldu diyecektim. Yok, fazla olmamış aslında. Abi balığı bir ye. Şuradan bir mahzen yapalım abi. Bize şey lazım abi. Para üretecek bir şey lazım. Para biz nasıl üretiyorduk onu unuttum yani. Biz harbi parayı nasıl üretiyorduk be? Ekonomik mahzen hemen yap. Aha, oraya yerleştir. Bakayım alanı. Şöyle değil. Bunu A deyip yapıyoruz değil mi? A deyip koyabiliyoruz yani ihtiyacımız olacak şeyleri. Ne olabilir bizim zamanı gelince ihtiyacımız olacak? Çiçek mişek biz bunları bir koyalım abi. Değer. Ama da satsam mı aslında lan? Şu anlık ihtiyacımız yokken satsak mı acaba? Hem mantıklı. Elyaf koy abi. Mesela 10 tanesini falan bırakıp satsak mı bayağı bunları ya? Taş falan ya değil mi? Bunlar aslında bizim için para kaynağı olabilir aslında. Biz nasıl para kazanacağız deyip sorarken. Bakayım. Yok, satamıyoruz ki şu an. Şu an satamıyorsa koy abi. Güzel. Paleteler, falanlar filanlar yani. Pancar da şu anlık. Az sayıda var elimizde. Kömür üreteceğiz bunlar için. Ha, direkt külçe olarak yokmuş bizde, tamam. Ama elimizdekileri de çelik yapalım aslında değil mi? 4 tanesini işle mesela. Demir ve altın var burada. Güzel. Reis. Tuttuk. Şunu hemen alalım, yosun. Yosun. Balık pişirelim abi. Para nasıl kazanıyorduk abi hala? Oradayım ben. Yani herhalde kazanırız. Kumara falan mı geçti? Kumarda kazanırız belki gençler. Kumar mı alsın? Kasinodan, mazinodan. Jackpot, mekpot bir şeyler yaparız değil mi? Şey vardır kesin ya. İsmini onun. Slot. Yani slot olur yani. Şöyle hemen ilerleyelim. Bakışalım. Mahzen zaten. Bu ne abi? Bu neydi abi? Deri falan lazım bize de. Farklı medeniyetlere ulaşmamız lazım abi bizim yavaştan. Farklı medeniyetlere ulaşmamız lazım da bize para elde edemiyoruz. Biz parayı bir şekilde elde edebiliyorduk galiba ya. Edemiyor muyduk abi? Para, balık, demir külçesi. Neyse. Demek ki üretemiyorduk gençler. Ağaçları kıralım bakalım. Baksana abi mesela inşa
Mart mıydı? Bak arazi aldım mesela. Araziler almamız lazım artık bizim yavaştan yine. Bunları alamazsın belki de şunu 50'lik, 60'lık, 80'li olanı alabilirsin yani bir hızlıca değil mi? Bir de bize şundan lazım. Bunun için de elimize şey lazım bizim. İsmini onun bu şey böceklerini ateş böcekleri hep yanlış akma gelmiyor hiç. Ateş böcekleri reisleri almamız için toplamamız için becerilerde zannediyorum açmamız gereken bir şey var. Toplayıcılıkta mı açmamız gerekiyor? Toplama bakalım. Çantana dört göz daha çok iyi. Bitki ve ekinlerden daha fazla. Bu neymiş? Marangozluk yapılar daha az. Kraliyet çeliğini açar. Çekici açar. Çekiç önemli olabilir bu arada. Kraliyet kumaşını açar. Dökümcülük. Ocaklar daha hızlı çalışır. Fırınlar daha hızlı çalışır. Kuyumculuk. Madalyonu açar. Mücevher 120 daha fazla parayla satılır. Pazarlık. Pazar fiyatlarını düşürür. Simya kazanları açar. Bu kılıçları açar. Temel hasarı artı bir arttırır. Yaydır okları düşmanlar öldüğünde para bırakır. Bankalar açar. Kumarda kollu makineleri açar. Ha işte slot. Toplamada falan da değil gençler. Nereden biz şey yapacağız? Yanmacılık falan mı? Büyü. Ocaklar para diyor. Yapı inşa ederken XP kazan. Deri açar, dikiş merkezleri, pazarları. Çizmeyi açar, eldiveni açar. Allah Allah. Bu arkadaşı şey yapmamız lazım elimize böyle. Şey yapmamız lazım gençler. Kelebek yakalarlarla böyle şeye. A gibi bir şey böyle. Hani ismi nedir bilmiyorum. Böyle bir şey lazım bize yani. Balı pişirin bu arada. Pişmiş balık diyelim. İlginç. Nasıl açacağız ki abi? Vallahi kaldık burada. Bu arada kum geldi. Burada bir şey yok değil mi? Kaçırdım gözden. İlginç yani. Al bakayım bunu da. Yosun. Altın külçesi maksimum işte abi. Bir tane zaten işleyebiliyormuşuz. Yani yedik. Bitirdik. Buğday aldık. Bize para lazım ama ben size söyleyeyim yani gençler. Ağaçlı para lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Biz geçen bir para kazanıyorduk be değil mi? Bir de paramız vardı bizim yani geçen bölüm herhalde. Ben mi unuttum abi ne yapacağımızı? Cidden yani hatırlayan varsa yazsın. Sanki bir şeyde paramız oluyordu ya. Ama nasıl oluyordu işte? O aklımdaki soru işareti benim. Bu arada kaç XP geliyor bunları yaptığım zaman? Bayağı da iyi geliyor aslında. Ağaç kırmaya devam o zaman. Kaç dakikamız oldu abi? Bayağı bir oldu sanki değil mi? Bakayım. Abi 23 dakika olmuş. Süremiz dolmuş aslında. Süremiz dolmuş. Abi bunu nasıl alacağım ben ya? Abi seni nasıl alacağım ben? Pazar şey koyayım abi. Pazardan vehicle alabiliriz değil mi? Endüstriyel. Neredeydi pazar? Ekonomik'te pazar. Deri lazım onun içinde yani. Deri nasıl yapacağız ki abi? Tuğlasını yaparsın da deri nasıl yapacağım? Hayvan üremiyor ki şu an. Ürüyor mu? Başka bir adaya gitmem lazım herhalde ürümesi için. Ya da başka bir şey mi yapmam lazım? Allah kaldık. Paramız da yok anasını satayım. Abi ekonomik değerleri var bunlarda. Şimdi ben bunları satamaz mıyım mesela yani bu adam mesela. Şey yani aldın mı? Şeysi var yani. Ekonomik değeri var normalde. Bu ne abi? Düşman mısın? Anas! Bon.
Vay anasını ya. Bir an saldırım bile düşman değil sandım. Tabi abi nasıl düşman değil ya. Bildiğin şey gibi adam maşallah. Tam düşman tipi var adamda zaten. Nasıl düşman değil sandım ki, o da ayrı mesele. Benim ayıbım o da, neyse. Direkt mezene mi gönderiyor bunları? Mahzene gönderiyor direkt. Pardon, meksen değil. Bizim envanter doldu değil mi? Doldu. Kumu da mesela oraya koy. Mahzene göndermiş oldum. Bonu oraya koy. Pelte. Pelteler de direkt buraya atacak o zaman. Güzel. Deneyelim. Ha hepsini koyalım da. Bak bir tane koymuştuk az önce. Yani şey yaptı yani. Hepsini taşı şöyle şöyleymiş bu arada. Y tuşuna basmamız lazımmış. Onu yeni fark ettim. Güzel. Böyle iyi yani. Aa bir seviye atlayıp da mı gitsek ya? Bölümün dışına. Lan sıkıştım. Şöyle. Şöyle gençler. Ağaçlar zaten EXP geliyor. Bir de seviyede atlayalım, sonrasında bitirelim arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı? Yarım saat olsun hadi. 20 dakika dedik ama. Oyunda fazla zevkli olunca uzatasım geliyor. Haliyle. Şöyle gençler. Avlayalım. Bu değil hocam. Lan. Adama bak nasıl uzaktan vuruş atıyor ya. Terbiyesiz herif. Uzaktan vuruyor. Abi seviye atlayacağız şimdi herhalde. Yok. Aynı atlayacağız. Oley! Balık da geldi zaten, oley be. Oley be. Şuradan becerilere girelim gençler. Hangisi daha mantıklı olur ki aslında? Kumar açsak çatır diye para kazanma yolu. Ama zanaatkarlık fena değil. Marangozluk fena değil. Toplama fena değil. Hatta toplamayı açalım ya. Toplamayı abi. Çantama göz ekliyor abi. Daha iyisi mi? Bakalım. Üh. Aldık kafasını kanka. Direkt de buraya atıyor değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle, biraz geç söyledim. Ses kayması yok. Daha erken söyledim, pardon. Böyle gider bu video. O yüzden ben burada bitireyim. Diğer videolarda gençler görüşmek dileğiyle. Bir Forager'ı seviyorsanız bunu yorumlarda bildirmeyi unutmayın gençler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşımını sevmeyi unutmayın. Bay bay.